Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Levkâne fihime aliyetun illallah ile fesedeta külli şeyin hâlikun ila vecehun. Levül mülk ve iley turcaun. Şu pencere, İmkan ve hudusa müesses umum mütekelimin penceresidir. Yani şimdi olabilirdi, nihayetsiz ihtimaller içerisinde olmuş. Mesela insanın şekli 8 kafalı düşünebilirdin. Nefes almazdı. Yani atmosferde %76 azot var. Gramını almıyoruz teneffüsünde. %21 oksijen var. Eğer azotun, bir şey anlatmak için söylüyorum, azotun gramını alsak doyardık. Acıkma olmayacağından bütün bu beşeri hareketler olmazdı. İnsan hareketler, faaliyetler, kavga, gürültüler olmazdı. Ne kadar kolaydı bak, 5 temelde bitiriyordu. Değil mi? Yani bu kadar nimete gerek yoktu o zaman diyorsun. Yani bu kadar nimete de gerek yoktu. Zahmete de gerek yoktu. Kavga da olmazdı. Kavga da olmaz. Tıra da gerek kalmazdı. He? Tıra gerek kalmazdı. Tıra değil mi? Evet. Nakliye de gerek yoktu. Nakliye. Ama çoğusu bıraktı ya. Değil mi? Var mı? Kaç kişi var tırcı şimdi? Yok, daha mı diyor? Aa, ediyor mu? Kaç? İki? Sen de mi? Aa, sen de vardın. Biz var. Aa, sen de. Akarsan hangi, neredeydi ya? Burada, nereye gitti? Ha, burada. Ben gireyim dedik. Nasıl peki, işin nasıl Akarsan? İyi elhamdülillah. İyi var. Çok şükür. Şimdi, bakın ne kadar kolay. Atmosferde %76 azot var, %21 oksijen var. Oksijeni alıyoruz, azotu almıyoruz. Akar. Alsak, doyacağız, açlık olmayacak. Tamam, bitecek. Peki ne olacak? Bu çalışma hiçbir şey olmayacak. Kavga olmayacak, traktör olmayacak, tarla ekme olmayacak, hiçbir şey yok. Bize ihtiyaç da olmazdı bunu. Evet. Yani bu kadar olma ihtimali içinde bunu seçilmiş. Sonra hudus, yani hiçbir şey ezeli değil, yapılmış. Yani ne kadar böyle kullanıyoruz da düşünmüyoruz yani. Şu nefes almanın ne demek olduğunu, bu sesim sana gelmenin ne demek olduğunu, topraktan mısırın çıkması ne demek olduğunu, yani adileşmiş, sıradan olmuş. Yani şöyle bir düşün ya, mısır işte, burada var ya, o koçanını, ne tuhaf değil mi? Milimetrik döşenmiş abi. Acayip. Bu hudus, yani ezeli bir şey değil. Her şey sonradan olmuş. İmkan, olabilirler, nihayetsiz olabilirler içerisinde en mükemmel olan. Ha, bunu anlatıyor bu pencere. Ve bu da neyi gösteriyor? Vacibül vücuda karşı caddedir bu. Allah'ı gösteriyor. Çünkü olabilirler içerisinde en mükemmel olmuş tercih edilmesi neyi gösteriyor? Onu tercih edeni gösteriyor. Yani olabilirler içerisinde onu gösteriyor. Vacib-ül vücuda karşı caddeleridir. Bunun tafsilatını Şer'ül Mevakıfa ve Şer'ül Makasit gibi muhakkiklerin büyük kitaplarını havale ederek yalnız Kur'an'ın feyzinden ve şu pencereden ruha gelen bir iki şua gösterici şöyle. Yani bu mevzuyu ilmi kelam alimleri anlatmış. Biz onlara havale ediyoruz. Şimdi bizle alakalı olan, bizimle münasebeti olan yeri ustad kendi izah ediyor. Diyor ki, amiriyet ve hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. İştirak reddetmektir. Mudali ref etmektir. Onun içindir ki, küçük bir köyde iki muhtar bulunsa, köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa herc merc ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler.
Madem hakimiyet ve amiliyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüzi bir nümunesi, muavenete, yardıma muhtaç aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmese, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyeti ve rububiyet derecesindeki amiriyeti bir kadir-i mutlakta ne derece, o reddi müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surette hükmetini icra ettiğini kıyas et. Dedi ki, amiriyet ve hakimiyet neyi gösteriyor? Rakip kabul etmiyor. Nasıl anlarız bunu? Bir köyden iki tane muhtar olsa var mı? Kaç kişi çıktı? İki. İki. Kıyasıya mı şey yapıyordum, mücadele ediyordum? Peki ikisi de muhtar olmuş olsa? Olmaz. Olmaz değil mi? Yani bir tanesi ben yapıyorum, ötekisi yapmıyorum. Bir tanesi git diyor, bir tanesi gitme diyor. Yani rakip kabul etmemek, yani bizim dünyamızda şimdi Allah'ın şirki orta olmadığını gösterecek. Diyor ki bizim dünyamızda, bak bizim dünyamızda bir köyde iki muhtar rakip kabul etmemek, iştirak reddetmektir. Müdahaleyi reddetmektir. Onun içindir ki küçük bir köyde iki muhtar bulunsa köyün rahatı, nizamı bozulur. Yani bir işler, gene bir işler olur ama rahatı bozulur. Şu an bozuluyor, yapsın abi. Daha seçim olmadı. Seçim olmadan köyün dengesi bozuluyor şu an. Bozuldu, daha olmadı. Çünkü şimdiki daha muhtar var gibi. Var gibi. Var gibi. Bozuluyor. Bozuluyor. İhtimali bile bozuyor yani. Allah. İhtimali bile bozuyor. Şu an bozdu yani. Millet işte ne yapacağım? Ya bir tarafa şey yaparsan ötekisini... İkisini tanıyor. İkisini tanıyor. Akraba. İkisini akraba. Ufak köy. Vay be. Olma ihtimali bile bozuyor. Bozuyor şu an. Bozduysa da şu an. Biz esnaf, biz bozuyor mesela. O diye bak. Vay bak, görüyor musun? Neyin bozuyormuş bak? Köyün rahatını, nizamını bozarlar. Bozdu şu an, bozuldu. Peki, bir nahiyede iki müdür, Toprakkale'de nahiye midir hala? Evet. Ve iki tane müdür olsa, bir vilayette iki vali bulunsa, Adana'da olsa, yok burası Osmaniye bağlı. Osmaniye vali. İki vali bulunsa, her cümerce sebebiyet verir. Her cümerce olur. Her cümerce ne demek? Tarmar. Tarmar. Bozulur. Yerle bir mi? Yok, bakayım. Her cümerce, her merç. Düzensiz var. İşe perişan olmaz. Hepsi doğru. bak, vali bulunsa her cümerç ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa, iki başkan olsa, fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Fırtına eser artık. Mani. Daha da dehşetli. Daha dehşetli. Bak, evet. Köyden çıktı Toprakkale'ye, Basayi köyünden Toprakkale'ye, oradan Osmaniye'ye, ondan sonra Türkiye'ye gitti. Evet. Ve fırtına başladı. Fırtına başladı. Nizamı bozuldu, huzurunuz gitti. Ama iki tane reis olsa fırtına olur. Evet. Artık fırtınadan sonra çatı mı uçar, kar dolu mu gelir? İnsanlar birbirini öldürür. İki tane başkan olsa. Düzensizlik olur. Olur. Peki bu kainata bakın bakalım. Bir çatı uçma var mı? Nizam bozuluyor mu hiç? Hiç bozuluyor mu? Hayır. Yok. Aynı yağmur, aynı kar. Demek ki bir köyde iki muhtar, anlamadım. Bir nahiyede iki müdür, bir şehirde iki tane vali, bir memlekette iki tane reis olsa bu olur da, peki bu sahil köyünde acaba iki tane haşa hakim olsaydı Mısır çıkar mıydı? Çıkmazdı. Darı diyorsunuz değil mi siz mi? Darı diyorsunuz. Çıkmaz. Alt üst olurdu. Demek iki kişi yok burada bu işte. İki tane hakim yok. Bir hakim var. Yani acayip bir şey. Hakikaten karma karışık olmuş. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesi zayıf bir gölgesi, cüzi bir nümenesi, muavenete muhtaç, aciz insanlarda. Mesela insan aciz değil mi? Evet. Aciz. Tamam yani iki tane muhtar olsun, yardım etsin. İkisi de muhtar olsun. Ya yardım etsinler. Olmaz. Yine aciz olur. Yani olmaz ve olmuyor.
aciziz. Yardım etsin sana ikisine mi? Ben bu işte sen, ben yardım edeyim, sen de olmuyor işte. Ya daha iyi olur işte iki tane adam, bir işte iki tane adam koyduk, yok. Fıtrada ters geliyor. Hocam aslında şey var, dört tane azası var ama onun altı emrediyor. Ama ortak şerik istemiyor. İstemiyor. Evet. Şerik istemiyor. Aciz insanlarda böyle rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmese, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet, acaba saltanat-ı mutlaka, yani öyle bir saltanat ki, yani sonsuz ya, buradaki, bak böyle, neredeydi bakayım, amiriyet gölgesi, zayıf bir gölgesi, ve cüz-i nümunesi, muavenet-i muhtaç, aciz insanlar da böyle rakip ve emsalinin müdahalesini kabul etmesem, acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet, bir de rububiyet derecesindeki amiriyet, rububiyet idare, yani idare edeceksin yani, saltanatın sahibi olmak var, bir de idare etmek var. Hani rububiyet-i mutlaka, şimdi idare edeceksin, nasıl idare edeceksin? Bir tanesi yağmur istiyor, bir tanesi istemiyor. Karma karışığı düzenli idare etmek. Evet. Karma karışığı evet. Düzenli. Birbirini karıştırmadan idare etmek. Doğru söyledi. Karma karışık gibi ya. Yağmur yağdırıldığı zaman güneş var, çamur patak, su girmiş. Yani yağmur yağıyor. Aynı anda değil mi? Yani dört mevsimi aynı anda. İnsanda da dört mevsim haletler var ya. Evet. Haletler var. Sabit değil ki insan. Yani oturduğu mesken, dünya sabit değil. Kış oluyor, yaz oluyor, sonbahar, ilkbahar. İnsanın hepsi de, insanın da oluyor. İnsanın aleminde de oluyor. Bir bakıyorsun ki kış oldu. Bir yaz oluyor, bir ilkbahar oluyor. Olaylar oluyor, diyorum, kışı yaşıyorum diyorum, sabret diyorum. Aynen. Bahar da gelecek. Bak, oysa kışı yaşıyorum derken dediyse, Osmaniye'nin çukur arasında, güneş tepesinde ya. Adamın kafasında kış yani. Ruh haliyle de yaşıyor. Ruh hali. Yani sinir, mutlu olmak. Evet. Hepimiz doğruyuz zaten. Hepimiz doğruyuz. Öyle bir duygular çıkıyor ki arkadaşlar, duygular içimizde zannediyoruz. Duygular uyanınca duygular bizi içine alıyor. Biz onun içine giriyoruz. Kuşatıyor bizi. Kuşatıyor. Yani gözükmeyen duygu onunla hareket ediyorsun. İçinde değil. Kökeni içinde patlıyor. Ondan sonra artık bedenini öyle bir şair hareket ettiriyor ki. Hakimiyetim çıkın. Hakimiyetin yok. O duygu hareket ettiriyor. Dolayısıyla duygu içimizde değil, biz duygunun içindeyiz. Dünyanın içinde ahiret değil, dünya ahiretin içinde. Sizin duyguları dışarı mı alıyoruz? Dışarıdakileri aktif ediyoruz. Evet. Allah Allah. Bak ne diyor? Diyor ki, rububiyet derecesindeki amiriyeti, yani her tarafta. Sırf dünya idare etmiyor ki aynı zamanda. Vefat edenler de var öteye. Galaksiler var. Samanyolu var. Mustafa. Herkes idare ediyor. Bir kadir-i mutlak, bir kadir-i mutlakta ne derece o reddi müdahale kanunu ne kadar esaslı bir surete hükmettiğini, icra ettiğini kıyas et. Yani şimdi köyden, nahiyeden, şehirden, devletten kıyas etti ya, misal verdi. Şimdi bu galaksileri düşün, kainatı düşün. Çok soruyorlar. Abi acaba bizde başka insan var mı? Acaba Allah'ın bu yarattığı şeceri hilkatten, yani Allah buna mahkum değil. Acaba başka bir şeceri hilkat var mı diyor Resul. Bunu soruyorlar. Ya araştırıyorlar zaten. Tabii. He? Görüntü arıyor uzaylarda. Evet. Uzayda görüntü arıyor. Yani bu uzay demiyorum. Uzay bu Big Bang'in ortaya patlamasıyla çıktı ya. Açılım hadi devam ediyor. Onun dışında başka bir şey. Var mı? Onun dışında başka bir şey. Başka bir şey. Ya insan işte. Onun dışında. Acayip ya Allah, acayip Allah bizim gibi değil ya. Evet. Işık hızıyla 1 milyon sene uzaktan bir gezegenden sinyal aldık diyorlar. Işık hızıyla 1 milyon sene uzaktaymış. Ya? Bu da galaksi içinde. Işık hızı kaçtır?
300 bin. Kilometre bölü? Saniye. 300 bin. O ne diyor? Bak ne ile ölçüyor? Hadis var ya peygamberimiz. Işık yılı manasında yıl olarak ışık veriyor. Böyle hadis var. Yani bir köy muhtarı müdahale ettirmiyor da bu kainatın, galaksilerin sahibi müdahale mi ettirecek? Haşa tövbe. İki tane bir Allah tövbe bir de Tanrı olsa hani olmayacağı şey Tanrı diyorum da Tanrı olsa ne olurdu ya burası? Demek uluhiyet ve rububiyetin en kati ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Yani uluhiyet vahdettir. Rububiyet ise infirattır. Rakip kabul etmez. Uluhiyet vahdeti iktiza ediyor. Tek bir şeye dayanacaksın. Yönetim de rububiyettir. O da infirat. Yani diğerlerinde sıyrılması lazım. Öyle bir şey olmaması lazım. Vücutta da iki tane savunma sistemi olsa yani küçük daire düşün. Bir vücutta ters çalışan, farklı çalışan, kafasına göre çalışan hücre var. Onlar ne diyorlar? Kanser. Kanser. Ölü hücre. Kanser. Tersine çalış. Tersine çalış. Yani üç ayda taktiği tepe takla götürüyor Mustafa. Acaba bu kainatta da böyle kanser hücresi olsaydı ne olurdu ya Rabbi? Buna bir burhan-ı bahir ve şahidi kat'i kainattaki intizam ekmel, yani buna Allah'ın şeyine şeriki yok. Yani uliyetine, uliyeti vahdet, rububiyeti infirat. Yani ortağı yok. Şeriki de yok. E peki buna delil nedir? Diyor ki bir burhan-ı bahir, böyle okyanus gibi delil, bir de kat'i şahit, kainattaki intizam ekmel, kainattaki en mükemmel intizam ve en düzgün insicamdır. İnsicam ecmeldir. Yani kainattaki intizam ekmel ve insicamı ecmeldir. Yani en mükemmel intizam var, en mükemmel düzgünlük var. Yani sistemde düzgünlük var, kendisi de intizamlı. Mesela burada darı olduğu için söylüyorum. Yani mesela tanelerine bak. Köke doğru geldiğin zaman değişiyor. Parmaklara bakın. Yani tırnak uzuyor, parmak uzamıyor. Yani iş makineleri buna bakılarak yapılmış. Bak, el oynuyor falan. Yani ne kadar bir, en mükemmel bir intizam var. Ne kadar uyumlu. Renk göze, kulak sese, ağ sese, tarlada yapılan mide için, hücre için. Düşün. İlk ve son. Evet, tam mükemmel. Yani modeli yoktu Allah'ın. Bir yerde modeli almadı. Nüminesi yoktu. Patenti de yoktu. Misali yok. Maddesi, zamanı, mekanı, mukayesesi, taklidi, macelesi yok. Yapmış. Mesela bir şeyi düşün ya. Bu, ne zaman gördüm? Yani bugün gördüm. O siz markete gittiğiniz zaman arama park ettik ya. Orada Mustafa ile oturup arabayı değiştirirken neydi o portakal? Portakal değildi o. Turunç. Turunç. Yolda o tam binerken Allah Allah. Yani siyah topraktan Adana'da o belediye her tarafta dolu. Bunun mandalinayı düşünün ya. Portakal düşünün. Yani ne kadar böyle sıradan değerlendiriyoruz ama böyle bir yapmaya kalkmaya kalksak bir tane portakalın dilimini yapamazsın ya. Onun kimyasını diyeyim, kimyasını, karabiberini vesaire. Demek ki kainatta en mükemmel bir intizam var, en mükemmel düzgünlük var. Ondan anlaşılıyor ki Allah'ın şeriki yok. Yönetim de en mükemmel gittiği için ortağı yok. Yani birbirine hiç girmiyor. Sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar öyle bir intizam var ki, bir daha, sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki, nizam, yani nizamla intizamı söylüyorum, insan intizamlıdır,
kainat da intizamlıdır ama insan kainat ilişkisi nizamlıdır. Şöyle diyeyim aşkım. Fiiller, faaliyetler mi? Mesela karaciğer intizamlıdır. Böbrek intizamlıdır, mide intizamlıdır. Kafa intizamlıdır. Ama birbirlerine nizamlıdır. Ama mizan olmayan intizam olmaz değil mi? Evet. Ne olmayan? Mizan olmayan intizamı da olmaz. Evet. Yani intizam mizanla oluyor abi. Evet. İntizam mizanla oluyor. Ölçüyle oluyor. Yani intizam kendi üzerinde ama onu nasıl yapacaksın böyle? Mizan lazım. Tartı lazım. Hesap lazım. Hesap lazım. Alakalı lazım. Yani nasıl, ne kadar acayip bir hesaplar var. Baş döndürüyor ya. Bir hücrenin olabilmesi için, atomların oraya gelmesi için adamlar kainatın ömrü yetmezmiş. Şimdi ona girmeyeyim. Kainatın, yani rastgele çekmeye kalksak bu iki tane atomun denk gelebilme ihtimali kainatın yaşından daha büyük. Korkunç. Ne diyor? Diyor ki buna bir burhan-ı bahir, şahid-i kati, kainattaki intizam ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Sinek kanadından tut. Bak sinek kanadını hayal. Ne kadar basit sayıyoruz ama ne biçim bir kanat var? Ta semavat kandillerine kadar, yıldızlara kadar öyle bir nizam var ki, yani birbirine uygunluk var ki, bak yıldızlardan sineğin kanadına bir uyum var ki, akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Subhanallah, maşallah, barakallah der, secde eder. O kadar cayip. Uygunluk var. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı, ne olurdu? Diyor ki, levkâne fîhîmâ âliyetun illallah ile fesedetâ, ayet-i kerimesinin delaletiyle ne olurdu? Kainatta nizam bozulacaktı. Suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. İş birbirine girecekti yani. Eğer olsaydı ne olacaktı? Nizam bozulacaktı, birbirine uyum bozulacaktı. Birbirine uyum bozulunca sureti değişecekti. Sonra fesadın asarı görünür. Yani karma karışıklığın görüntüsü ortaya çıkacaktı. Halbuki fercil basara telamin futur sümercil basara kerreteynen kalibileykel basaru khasemen vasir delaletiyle ve şu ifadeyle nazar-ı beşer kusur aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusur bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit böyle tenkit eden akla diyecek beyhude yorulma kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. Bazılar diyor ki hiçbir yerde kusur yok. Ama nasıl kusur yok? Diyor ki bir bilim adamı böyle ateist nasıl kusur yok diyor. İnsan fanidir diyor. Bu bir kusurdur diyor. Görüyor musun? Yaşlanmak da kusurdur diyor. Yaşlanmak da kusurdur diyor. Aslında abi gözlerin burada olması nizam, görmesi de intizam oluyor mu yani görmesi? Yok intizam ben, bak benim sistemim intizamlı. Evet. Bu gözümle çiçek arasındaki ilişki nizam. Şimdi insan ölümlü olması diyor, nasıl diyor kusur yok. Bu kusurdur, kusur değil. Çünkü insanın fıtratı yapısı ebed istiyor. Sonsuzluk istiyor. Burası fani. İnsan bu dünya için yaratılmış olsaydı fıtratının iktizası olan burası olurdu. Zaten din söylüyor. Dişinizi sıkın diyor. Burada talim için gelmişiz. İstidat ve cihazatlarımızı neşin emanlandırmaya gelmişiz. Burası için mesela diyelim ki burada sığır bağlayamıyoruz. Bu dersen sığır olmaz. Bu eksikliktir. Sığır yeri olmaması. Mesela veya ne bileyim timsah yeri yok yani. Timsah yok eksik.
Böyle bunun gibi akbakanı bir şeydir yani. Ne aklınıza geliyorsa. Hasan abi bir şey söyleyeceğim de. He. Şimdi ben bir de aklıma şöyle bir şey geldi abi yani. Diyelim ki Allah'ın intizamına bir müdahale hakkımız olsaydı tek birine. Mesela birine müdahale etsek hepsi karışıyor abi. Hepsi. Hepsi birden karışıyor yani. Hepsi gidiyor. Karışanları zaten kanser hastasını çoğalttı. Yiyeceklere karıştılar. Evet. Az bir karışımda insanlar hasta oluyor. Şu anda kanser tıpır şıpır dökülüyor. Evet. Şey diyor abi, fena bab-ı bekadır gör. O fena bab-ı bekadır gör. Fenaya mazhar olan fani oluyor, fani olan bekaya mazhar oluyor. Evet. Yani fena olacaksın ki bekaya geçesin. Fena bab-ı bekadır. Bab kapıdır. Açılıyor. Evet. Baki kapı açılıyor. Kabir içinde kapı diyor zaten. Evet. Saadet ebediyenin kapısı. Kapısı. Yani mesela bir şey niçin bir şeydir? Yani mesela diyelim ki niye göz yük kaldıramıyor? Eksikliktir. Ya göz yük kaldırmak için değil ki. Görmek anlıyor musun? Yani. Görmek içindir. Kulak niye koklayamıyor? Eksikliktir diyorlar. Kulak koklamak için değil ki duymak içindir. Aynı şey. Mesela insan niye beka değil? Aynı. Kulak niye yine koklayamıyor? Kulak bunun için değildi ki. Niye insan baki değil? İnsan baki için denmemiş ki. Hani din dese ki insanlar baki fıtratı var. Dünya da bakidir. Ölüyoruz. Bak olmadı. O zaman eksiklik olur. Zaten söylüyor kendisi. Fanidir diyor. Dünya fanidir diyor. O din de söylüyor. Yani fanidir diyor. Ben diyor bekayı anlamlandırmanız için faniyi getirdim. Niye? Eğer faniyi tatmasanız, bilmeseniz baki bilemezdiniz. Zıt değil abileceğiz yani. Tabii nasıl bileceksin? Cennette Adem Aleyhisselam, alacağım sorun. Cennette Adem Aleyhisselam cennetin cennet olduğunu bilseydi o yasak şeyi yer miydi? Niye yedi? Şeytan dedi ki öyle ama burası fanidir. Senin fıtratında beka var. Beka bulacaksın. Onun için şu meyveyi ye, beka bulacaksın. Oysa bulunduğu yer bekaydı zaten. Ama bilmiyordu. Cennette olduğunu bilmiyordu. Çünkü niye? Faniyi, dünyayı bilmiyor ki cennetin cennet olduğunu bilsin. O zaman buraya niye geldik? Faniye geldik ki bakiyi anlayalım diye. Karanlık yok. Aydınlığı nereden bileceksin? Suç işlemeden insanlara hapis atmak gibi mi? Suç işlemeden insanlara hapis atmak gibi. Suç işlemiyorsun. Evet, hapse. Yani göz yük kaldıramıyor, eksik denilmez. Burun niye göremiyor, eksik denilmez. Bunun için değil. İnsan da burası için değil. Burun için olmadığı gibi, insan da burası için değil. Önemli olan bir şey içinse, o şeyde kusur varsa eksiklik olur. Tamam mı? Mesela kulak işitmek içindir. Tamam. Bak kusur var mı? En mükemmel. Senin hangi cihazın böyle bir kayıt yapabilir? Nereye bak? Kayıt. Kayıt ediyor. Hafızamıza gidiyor. Ete kayıt mı olur? Bu kadar kütüphane. 90 cilt kitabı ezberlemişti ustadımız. 90 cilt kitabı. Ha buraya getirsek herhalde bu odanın yarısı olur. Değil mi? Burası olur değil mi? 90 cilt ya. Neresine koymuş? Ve kırmızı mercimek tanesinden daha ufak, kırmızı mercimek tanesinden daha ufak bir yer. Şuraya bak, neresi kusur? Ha bunun için, ha ama şöyle desen ki, ben bu elimle niye görmüyorum? O zaman elin görmemesi kusurdur. Başka şeyi kıyas edersen o zaman olur ama bu onun için değil. İnsan da buraya bunun için değil. Burası için gelmemiş. Adamın mantığı şu da ters abi. Mesela şu şartlarda insanın burada 300 sene yaşaması mı daha mükemmeldir? Tam gençliği tattı, tam ihtiyarlıkta küsmeye başladı, buradan gitmesi mi mükemmeldir? Ya, evet, kalkın görüşüm. Aslında abi, kulak dedin ya, bizim bir arkadaş vardı, kızı 5-6 yaşından konuştu. Kulakta ince sesleri duymuyormuş. Tedavi gördü, onu ya tedaviden sonra konuşmaya başladı. Kulak mucizesi mi? Yani. Mucize evet. Hakan bir şey diyeceğim abi. Diyor ki abi. Ha bir şey mi diyecek ya? Yok abi.
Hani diyor abi, beşerin bulaşık ele karışmamak istediği şu ki halinde hakiki bir nezafetsizlik gözükmüyor. Evet. İnsan da kendi fıtratına, yani itiraz ediyorsa ki halinde bu düzensizlik kendi fıtratının bozduğundan dolayı. Fıtrat bozulmazsa hiçbir şeye itiraz edemeyecek. Kendisine itiraz edemeyecek. Evet. Zaten kafirin diyor Allah düşmanı olmasının sebebi, beka istiyorum, niye fani diyeyim? Sen yapabilirdin diyor, beni niye yapmıyorsun, şey yapmıyorsun diyor. Gelelim Hudus'a. Ne kadar dakika oldu? Keselim mi? 31 dakika var. Biraz da gideyim. Gelelim Hudus'a. Mütekilim demişler ki, Hudus nedir? Ben yaratılma. Sonradan yaratılma. Mahluk. Alim-i mutegayirdir. Demişler ki alimler, ilmi kelam alimleri. Alem devamlı değişiyor. Her mutegayir hadistir. Yani değişiyorsa sabit değildir. Yani yapılmıştır. Ezeli değildir. Hadis o. Hadis. A çekiyor. Hadis. Ne yapıyor? Ezeli değildir. Her değişen, değişiyorsa ezeli değil. Her bir hadisin bir muhtisi yani mucidi var. Her değişenin değişmeyen bir sanatkarı var. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi var diyor. Yani kainatın arkasında, kainat cinsinden olmayan bir mucidi var. Yani şu arkadaşlar, şu masayı yapan masa cinsinden değildir. Ben yaptım masayı, masaya benzemiyorum. Masa cinsinden değil, masadan da öncedir. Bu kainat değişiyorsa ve devamlı değişikliğe devam ediyorsa, bunu yapan, bu yaptığı şey cinsinden değildir. Masa yapan masa cinsinden de olmadığı gibi, değişen şu mevcudatı yapan da değişmemesi lazım. Her şeyi hareketlendirenin kendisi hareket etmemesi yapma olması sırrınca. Biz de deriz ki evet, kainat hadistir. Çünkü görüyoruz her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, biri gelir. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir, sonra onu alır, başkasını getirir. Yani kainata baktığımız zaman devamlı değişiyor. Sabit olsa ne olur? Canım sıkılır ya. Şimdi sahil köyünde hep yaz olsa. Mesela hangisini isterdiniz? Hep yaz olsun. Öyle bir istatistik yapalım. Bakalım, meşret edelim. Kış mı olsaydı hep? Hep mi yaz olsaydı? İlkbahar, sonbahar. İlkbahar. Hep ilkbahar. Evet, o tercih edilir yani. Lan niye ya? Başkası? Rızkın bol oldu. Sen istedin. Yaz daha çok rızık oldu. Değil mi? Yaz daha hoş. Abi yazı istiyorsun, yaz geliyor, soğuklar. Sonra rahmet, yani yağmurlar geldiği zaman ne kadar özlediğini anlıyorsun. Yağmur yağdığında böyle. İnsan abi, ne kadar özlediğini fark ediyor. Ama bahar da var bizim. Yani şu çikerime çok söylüyor. Cennet havası oldu. Kış var, yağmurda yağmur var, yaz var, baharda meyve var, çeşit var, her şey var baharda. Git bir de Araplara sor bakalım sıcak. Yazın son, Ağustos'un son günü artık diyor, yaz bitsin. Aynen. Kış, evet, diyoruz, doğru. O can sonu artık kış bitsin diyoruz yani. Evet, kar olsun da çocukla vesaire, evet, diyorlar abi. Bir top kar topu oynasın. Yani hepsini tatmanız lazım. Hiçbir şeyin üstünlüğü yok Hüseyin. Yok Hasan abi, topluma ne yapıyor? Tamam öyle olsun, hadi ikbal olsun. Çünkü öyle değil, öyle değil. Yani şikayetleriniz çok soğuktan ve çok sıcaktan geliyor. Bu baharlarda fazla duymuyorum ben yani. Evet. Çok sıcak ve soğuk. Demek ki... Belki soğumazdı sürekli bahar olsa, kış gelmedi. Evet ya. Bak neler, olmuyor değil mi yani? Daha barışamadık ha bu kadar bu köyde ya. Hasan hocam, mesela bizim hanım da baharı sevmiyor mesela. Çocuklar hava oturmadığı için daha çok hasta oluyor mesela. Mesela Fikret'in gözleri şey oluyor. Araji de çok oluyor. Yani, tamam vazgeçtim, dört mevsim olsun. Dört mevsim olsun. Hiçbiri birbirisiz olmuyor abi. Abi olmuyor. Allah demiş ya cennette, hani vermiş. Daha istediğiniz bir şey var mı demiş yani. Hani... Ha. Daha demek insanın istediği şey bitmez ki yani. Yani burada bu soru böyle oldu. Acayip bir şey ya insan. İnsan isteği hakikaten bitmez. İnşallah böyle bir alem bizi bekliyor, biliyor musunuz? Yani cennet ya. Ancak bizi cennet patlar ya. Çünkü istediğimiz her şey oluyor. Ve
devamlı değişken. Alışma olmasın diye. Bir an bir ana benzemeyecek. Sonsuz istek, sonsuz istek sahibi olmasaydı sonsuz esma tecelli, tecelli edip anlaşılmayacaktı. Anlaşılmaz. Allah ya. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Sonsuz ya. Evet. Her şöyle. Vay be. Abi çorabımıza bile üfet ediyoruz ya. En ufak eşyamıza bile. Hiç ayrılasın gelmiyor. Öyle zaten bir düşün. Hakikatta bir düşün. Gerçekten öyle insan ayrılmak istemiyor. Sonsuz bize göre. Anlantika bir şey söyledi. Bak şimdi. Ben o kadar duygulandım ki şu Sayöke girerken 10-15 sene önce oraya girerdim böyle. 53 AS 775 Sprint araba vardı. İşte 90 kaçtı? 96'da geldik. 96. 23 sene olmuş. 23 sene bu köye girmiş. Ya şimdi ama şöyle baktığın zaman vay be. Cennette nasıl olacak ya? İşte bu çalışmalarımız, gayretiniz hepimizin çekirdek oluyor. Bu orada nasıl gözükecek? Mesela burada ders oturuyorsunuz, bak resim. Şimdi burada ders oturuyorsun. Dünya bir çekirdek ya. Böyle bir karpuz çekirdeğini düşünün. Bir de karpuzu hayal et. Hiç karpuzu görmemiş olsak. Yani hiç karpuz çekirdeğini göstererek, kulum bundan ne çıkar diye dese, karpuz çekirdeğinden karpuzu kim hayal eder? Görmemiş ki hayret. Yani onun kırmızı dışarısı işte yeşil, pijama gibi olacak, tadı şöyle, karabiberi falan. Ve yazın olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Kimin hatırına gelir? Bir şey söyleyeceğim şimdi. Karpuz çekirdeğinden karpuzu hiç kimse beklemez. Nar çekirdeğinden nar beklemez. Tamam mı? Aynen bunun gibi. Şu anda oturuyorsunuz ya şurada. Bu çekirdektir. Ahirette ne olacak ağaç bilmiyoruz. Doğru. Hayır edeceğiz, hayır edeceğiz. Hayır. Şu anda oturman var ya Mustafa. Hayır edeceğiz. Ne olacak biliyor musun? Orada ne, nasıl bir karşılık bulacak? Yani bu halin çekirdekmiş. Her iki başı meyve mi verecek? Evet. Farklı meyve. Mesela bak. Ruhlar alemde lestu bi rabbikum. Galibeler dedik. En sonunda vefat ederken eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah diyeceğiz. İnşallah. Bu ikisini birleştir. Hamur yap, çekirdek. Bundan ağaç çıkacak. Nasıl bir şey olur? Bak mesela dört tanesini toplayayım. Şimdiye kadar bütün düşündüklerini tencereye koy. Akıl. Bütün kalbine geçen hisleri koy. Bütün ruhundan geçen latifelerini koy tencereye. Koyduk mu? Bir de bütün eylem, bedensel hareketlerini koy. Dört etti değil mi? Akıl, kalp, ruh, fiil. Karıştır. Dördünü karıştır. O bir çekirdek. Bütün hayatının bu dört tanesi bir çekirdek. Bütün akıl, harcadığın akıllar, bütün kalpteki hisler, duygular, bütün ruhtaki latifeler, bütün Mustafa... Eylemlerin Mustafa, eylem. Yani yaptığın, koşturduğun fiil. Hepsini karıştır, macun yap, macun yap. Tamam, pekmezde, tayin karıştığın gibi. Sonra, o komple çekirdekmiş. 18 bin alem az mı? Tam bizde o zaman şey mi oluyor o zaman? Çekirdeğin işte bütünleşmiş mi oluyor? Ya 18 bin alem zaten bizdeki i̇şte. Ama bu tamam. Dişe vuruşu. Cennette ne olur? Bu bilmiyoruz ki. Yani şöyle diyeyim. Hasan, şu anda oturman var ya çekirdek biliyor musun? Orada nasıl gözüküyor bilmiyoruz. Allah Resulü sana bakarken orayı da seyrediyordu. Şu andaki konuşma, düşüncelerin, fiilin orada karşılık buluyordu. Orada seni seyrediyordu. Üstad diyor ki, yer, 10 sene İstanbul'da kaldım bir defa bakmadım. Nasıl bakayım diyor. Yerde işlenen günahların alem misalde temsillerini görüyorum. Bir yer okuyayım hemen alakalı. Oku. Hem bil ki her yeni gün... Sana hem herkese yeni bir alemin kapısıdır. Hani günü yeklesek hep aynı zannediyoruz ya yine aynı gün. Hiçbir gün aynı değil. Hiçbir aynı gün değil. Devam ediyor abi. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde aleme müsaade şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Vay be kalbine ve ameline. O gün. Her gün yenidir. Dün değil artık. Dün bitti. Ve seni bekliyor o yani. Evet.
Yani ben hayret ettiğim şu biliyor musunuz? Şu anda oturmanız var ya şu anda. Otururken fiil, aklınızdaki fikir, kalbinizdeki his, ruhtaki şu anda hassasiyet. Hepsi bu dördünün toplamı orada nasıl gözüküyor? Merak etmez misin ya? Çok ediyorum abi. He? Çok merak ediyorum. Şimdi abi ağaçlar insan gibi olacak. Evet. Hayvanların zaten mertebesini bilmiyorum. Ben kendimi düşünüyorum. Acaba nasıl bir şey? Nasıl bir şey olacak? Ha, cennette kıyas ediyor Allah Resulü. Evet. Diyor ki cennetin de dünya gibi düşünürsek misal. Taşları, toprakları var misal. Bitkisi var. İkinci değil mi biraz üstün? Bitkiden üstün ne var? Hayvan. Hayvan üstün insan var. Şimdi bunu Allah Resulü ne sormuşlar sahabe. Ya Resulü oradaki zemin nasıl olacak yani? Toprak dediğimiz yani ama basılan şey. Hangi ne olacakmış orada? Dünyadaki hayvanlar var ya, hayvanların cesedi değil de hissiyatları var ya, hissiyatları, ruhları, duyguları. O cennetin zemini olacakmış. Hayvanların duygularının nasıl bir şeyse duyguyu bilmiyoruz ki. Peki toprak dedik bu. Onun üstü neydi? Bitki. Cennetteki ağaçlar, bitkiler nasıl olacak? İnsan gibi. İnsan gibi olacak. Yani insanın duyguları, hisleri, ruhtaki hassasiyetleri toplamı. Cennetteki bitki, insanın aklı artı kalbi artı ruhu artı fiili. Toplamı nasıl bir şeyse cennetin bitkisi öyle olacak. Onun için ağaca desen ki gelecek. Anlayacak, işaretten anlayacak. Peki, cennetin mekanını söyledik. Bir üst tabakayı söyledik. Hayvan kaldı. Hayvan. Hayvan nasıl olacak? Kıyas edecek dünyada bir şey yok ki. Yok. Ne de bulacaksın? Bir de insan. İnsanı kıyas ettik. Bitkiye denk geldi. Cennetteki bitkiye denk geldi. Hayvanlar cennetteki mekana denk geldi. Cennetteki hayvanlar, cennetteki insan nasıl olacak? La ilahe illallah. Ama şöyle. Akıl duruyor. Duruyor. İdrak-ı mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar ağırlığı, sıkleti çekmiyor. Yalnız şöyle düşün, bir daha söyleyeceğim, üç defa söyleyeceğim, çok önemli benim için de. Şu andaki aklınızı koyun tencereye. Buraya koyalım. Aklınızı. Şu andaki duygunuzu, hislerinizi koyun. Şu andaki ruhtaki latife hassasiyetin, şefkat, muhabbet, lezzet, surur, şevk, memnuniyet, iftihar gibi şeyler koy. Şu andaki oturuşun var ya oturuşun. Şeklini. Nereden geldin? Tamam, fedakar gibi. Koy. Karıştır abi. Karıştır. Şu an bile orada acaba merak ediyorum. Acaba nasıl gözüküyor? Şimdi karpuz çekirdeği bağırıyor. Ey toprağın üstüne. Yaprak. Ne oldu? Sen kimsin? Senden çıkan yaprağım. Aşağıda bağırıyor. Nasıl bir şeysin? Yani yaprak, ne bileyim yaprak işte. O onu bilmiyor. Yaprak onu gördü mü çekirdeği? Görmedi. Hiç görmedi ki. Yaprak çekirdeği görmedi. Ama ondan çıktı. Ondan çıktı bilmiyor. Yapraktan çıktı aldı şey. Çekirdekten yaprak çıktı aldı. Ya yaprak ne demek? O da diyor ki senden çıktım. sen bana benzemiyorsun diyor. Yaprak olsam böyle burada olamazdın diyor. Hiçbir zaman çekirdek yaprağı, çekirdek karpuzu, çekirdek içindeki kimyasal bu renkleri göremediği, bilemediği gibi karpuz da bilemeyecek. Ama merak haber bir yer. Kısacası bana geliyor ki çok harika bir yer olacak galiba. Böyle çok ilginç ha? Öyle gözüküyor. Hasan öyle abi, ortada belli. Hasan abi şimdi o meyvelerin karpuzdan bilmemesi zulüm gibi gözüküyor ama ahirete intikal ettiğinde zulüm olmadığını ve kendilerine bildikleri ortaya çıkacak. Evet. Şeyde diyor ya Hasan abi hani cennet yemek yediklerinde biz bunu dünyanın aynısından tatmıştık gibi şeyler de var böyle. İlk girdiğin zaman Darüsselam denilen cennettir. Evet. Üç göbeğinden giriliyor cennete. Darüsselam dünyadaki meyveler diyor bunlara benzer ama diyor tatlı hiç alakası yok bu dersler ilk.
sanki cennet ile dünya arasında bir menzil gibi gözüküyor. Ama ondan ilerisi gözükmüyor. Bilmiyoruz. Şimdi başka bir şeye baktım. Bak diyor ki, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir, sonra onu alır, başkasını getirir. Birbiri arkasına takip, zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı müteceddide hükmünde olan her bağırda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir kadirin mucizat-ı kudretleridir. Yani hiçten icat ediyor. Mesela yarın, bugün bitti. Yarın dünün fotokopisi değil ki, yeni yapıyor. Eyvah aldandık diyor, bu annettik diyor almışlar. Evet. Ve saniyede var arkadaşlar, bu ampul var ya devamlı yanıyor zannediyoruz. Saniyede 60 defa yanıp söndüğü için devamlı gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yandığı için devamlı göremiyoruz arayı. Dünya da öyle yani. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup var oluyor. O kadar hızlı oluyor ki düşünce ve görmeden daha hızlı olduğundan devamlı zannediyoruz. Mesela odunu da böyle ateş yapsak, çevirsek dahil olur. Yani bu dünya an ve an yok oluyor. Asıl abi ömrümüz 47 oldu. Baktığın zaman yanıp söndüğü için bir an oldu, bitti. Bitti. Evet. Şu anda var ya, yaşadığımız geçmiş oldu. Yaşamadığımız daha yaşamadık. Bak, yaşadığımız, şimdi bizlerdeyiz Mustafa, iyi din şimdi. Yaşadığımız, yaşamışsak geçmiş, yaşamadıksa gelecek. An nerede ki? İkisinin arasında sıkışmış. Arası mı var? Korkunç bir zaman abi. Gelecek yok ki arasındasın. Çok korkunç bir zaman aralığı var. Yani çok dehşetli bir şey. İnsan... Bunu bile anlayamıyor bak. Yaşanmış mı kardeşim? Yaşıyorsun değil. Yaşıyorsun uzun. Yaşadınsa yaşamışsın. Bitmiş. Yaşadım bitti. Yaşamamışsan olmamıştır daha. Peki hani hal? Her saniyen geçmiş oluyor abi. Saniye değil, salisenin bir tane ışıktan daha çok yanıp sönüyor. Mesela bak. Anı seyyanedir diyor abi. Ben şimdi size bunu şey yapacağım. Bakın elimize. Ama birilerine şey yapmasın. Bak. Ne kadar zaman geçti? Kaç saniye? Tahmin. Bir saniye. Bir daha yapıyorum, ona göre bak hesap edin. 2 saniye. Evet, 2. Geçtim. 3 saniye. İkisi arası değil mi? O kadar. Peki ikisi yok ki. Nerede bu ikisi? Bak. Gitti artık. Bu ikisi diyor. Hani ikisi? Gitti. Peki nereye göre 2 saniye dedin? Geçti. Nerede? Nereye göçtün sen? Aklımdaki saate göre. Burada yok. Aklında var. Aklımdaki saate göre. Ha. O zaman mazi mustahil hal aklımızdadır. Aslında hal yok. Evet. Ben o karıştım. Dün yaşadım. Bugün yaşadım. Ne dünü? Dün yaşadım. Dünü boş ver. An bitti yaşadın. Anladım. Bak yaşadın mı? Yaşadınsa mazi. Yaşamadınsa gelecek. Gelecek. Nereden? Yok ki. Var zannediyoruz. Yani onun için hesabını yapıyoruz. Bunun hesabını yapıyoruz. Aldanıyoruz işte. Ha işte. Kaç saniye geliyor? Bu ikisi arasında ne kadar şey var? Bu ikisi arasında. Ne kadar saniye fark var? O abi iki. İkisi yok ki. İkisi de yok. Doğru cevap. Hangi ikisi? Hayır, yok ki. Ha ne dedi? Kafamdaydı dedi. Abi onu en güzel gösterecek şey var. Kronometreler var ya abi. Saniyenin saniyesini, salisesini sayıyor böyle. O kadar hızlı dönüyor ki böyle görmüyorsun. İnsanın hayatı aynen böyle görülmeyecek kadar hızlı akıyor. Yani en güzel orada gözüküyor. Yani. Evet. Orada insan kadar hızlı akan bir şey yoktur. Ya yok. Üç tane işi mazi, hal, istikbal derken neye göre diyor? Sonuçta üç tane. Tane işte da. İşte neye göre diyor öyle sorun. Akıl almıyor ki. Yani mazi nerede? Geçmiş. Nerede o? Gelecek. Tam da geçti. Nereye gitti? Ha böyle bak. Ha bunu attım bu tarafa. Geçmiş. Burası gel.
Nerede o iki, üçü de nerede? Yani mazi müstakbel nerede? Ama gayrıda. İman diyor. Dizginini cismi hayvanı elinden kalbi ruhu devrederse diyor. Hem geçmişe hem geleceğe gurur edebilir diyor abi. Cesette mazi hal şey yok. Ruhta hep. Hep burada içeride. Hep şeylerimizde. İçsel alemde. Ruh. Hayatta. Yani maddede böyle mazi hal yok. Mesela bu bitti kardeş, bu bitti. Madde, madde. Bitti mi? Bitti. Yeniden yaratılıyor. Sadece kaydı. Ha, bizim dünyamızda bu. Cesedi göre nazar alırsak abi hali hazırda yaşıyor hep zaten. Evet. Ama kalp ve ruh cihetiyle bakarsak zaten geçmişe gelecek bunu. O zaman kalp, kalpte bu işler. Bak ne dedi? Hüseyin dedi ki, nerede dedim? Ya abi şu kadar iki saniye. Nerede? Ha akıldaki birincisi de akılda. İkinci bu akıla diyoruz ki kaydetmiştim bile. İkiyi de kaydettin. Ne kadar şey oldu? Ölç diyor. Olmayanı ölçüyor. Nerede? Peki geçmişinizden şüpheniz var mı? Yok. Geleceğinizden niye şüphe ediyorsunuz ki? Bak bir şeyin geçebilmesi için bak bir şey, burayı mazi değil, burası hal, burası gelecek. Bir şey geçmiş olabilmesi için halin geçmesi lazım, gelecek de hal olması lazım değil mi? Böyle akması lazım. Öyle değil mi? Evet. Bak, gelecek hal olacak, hal geçmiş olacak değil mi Çavuş? Evet. Eğer bu sistem çalışıyorsa dırırt diye, o zaman geçmiş, hal, gelecek olur. Geçmiş yok, dursa gelecek de gelemez. O zaman şu mantık var, unutmayın bunu. Eğer bir şey geçiyorsa gelecek geliyor demektir. Hal geçiyorsa gelecek geliyor demektir. Eğer hal geçemezse gelecek gelemez. Dünya geçiyor çünkü ahiret geliyor. Dünyanın aynısı. Eğer geçmezse karpuzu yiyemeyiz. Evet. Meyve alamayız. Olmazsa. Nasıl olmazsa. Kim? Abi diyor ki hani dünya saatte 108 bin kilometre hızla gidiyor. Tut biliyorsunuz 70 defa hızla gidiyor. Normal şeyde zahirde mesela atmosfer havanın içerisinden bir kurşun gibi çıkıp gitmesi lazım. Ama bakıyorsun ki yani nihayetinde atmosfer hava olduğu halde ne bulut yerinden oynuyor ne havanın içerisinde süzülüp çıkıyor. Yani o zaman ya, bu yaratılış sebebiyle mi acaba böyledir yoksa yani an ve an şey yok oluyor. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Da burada da burada da burada da dırr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 r
ve kabiliyetinizde bir var zannediyoruz. Aldanıyoruz. Hiçbir şey bitti. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa olmamıştır. Peki nerede akıl ve kalpte var, mazi hal, istikbal? Yok ki burada. Dünyada gelecek geçmiş yok ki. Bizim kafamızda var ve ruhumuzda var. Mesela dün var mı abim Resul? Senin kafanda var değil mi? Var mı burada? Dünkü olsun şey, sahil köyü var mı? Var. Nerede? Ha tamam ama burada yok da öyle bir şey. Madde olarak yok. Bana he? Buradan madde bana yok. Yok yani madde olarak yok. Sanırım her şey başlamış bitmiş midir? Bitmiştir. Her şey olmuş bitmiştir. Biz inkişaf edelim diye biz şahit olmak için yaşıyoruz. Allah için olmuş bitmiştir. Evet. Allah kimin cennette kimin cehennemde olduğunu bilmez. Zaten biliyor. Bilmek için değildir. Allah biliyor. Şu anda cehennemlikler cehennemdedir, cennetlikler cennettedir. Böyle bu manada ayet de var. Olmuş bitmiştir. Onun için Allah nasıl sabrediyor diyor. Allah nazarında zaten adam cehennemde. Önce veya sonra yerde diye bir şey yok o zaman dünyada. Yok. Doğru yaşamak. Evet. Önce sonra öyle bir şey yok. 700 sene Bursa'daki çıkarken kuşta çınar ağacı var. 734 sene çınar mı olmak isterdi Hüseyin? 7 saat insan mı? Bir saniye dozu insan. Görüyor musun? Sen ne olmak istedin? İnsan. Tabii insan. Vay be. Padişahım ne yapıyorsun? İyi misin? Ben abi. Ha? Tamam çok iyi. Soruyorum seni. Aferin. Abi insan hali hazırda hem geçmiş hem de geleceği yaşıyor değil mi? Yaşıyor.
hepsini. Yani bizi aldatmasın diye bu kadar biraz şey yaptım. Beyin egzersizi yaptık beraber. Aldanmayın. Öyle bir şey yok. Kafamızda var. Usta diyor ki onun kafasızın kafasında var şirk diyor. Şirkin vücut arıcısı yok ki. Şirk yok ki. Nerede var? Kafasızın kafasında var. Boş kafasına yerleştirildi yani. Evet boş. Kainatta sırrı tevhid vardır diyor. Yani yer yok zaten. Hasan Bey, reis, şimdi reis besin. Geçmişimiz bizim kimliğimizdir. Bak, tıka bir laf. Bak, birbirini arkasına takip, zincirleme bir surette zamanın şeridini asıyormuş Allah. Niçin, onun için anlayamıyoruz. Peki bu gitti, bu tık tık zaman şeritmiş, hadiseleri Allah tık 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 asıyor. Dırr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 
kesiyor. Her bir yarıdır. Alemi şahane. Çizgi film gibi öyle ama. Çizgi film. Saniye diye 5 tane kare yapıyor. Gözün görme hızından hızlı çeviriyor. Canlı gözüküyor. Adam kaç saat onu seyrediyor. Filmin içindeymiş gibi. Halbuki seyrediyor. İçinde değil yani. Evet. Hasan abi eskiden şeyler filmler şey şeklinde şey olarak gözükürdü. Onu şeye cihaza bağlı zaman görüntü çıkardı. Açtığı zaman hepsini aynı anda görüyorsun. Tek tek. Hepsi film tek tek kamera. Evet, her tek tek. Cihaza takınca aa canlı adam yürüyor evet. Falan balık tutuyor. Bunun sonrası yok. Elbette bu alem gibi birer kainat-ı müteceddide hükmünde olan her barda müceddide tazeleniyor. Cedid. Hep yeni. Müteceddide hükmünde olan her barda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat-ı kaderin mucizat-ı kudretleridirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat mutlaka şu alemi dahi o halk etmiştir. Ve şu alemi ve ruh-i zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Burası neymiş? Misafirhane. Kime? İnsan olana. Peki biz kimin misafiriyiz? Cenab-ı Hak. Bak. O zaman mektubatta şöyle geçiyor. Şey mektubat diyorum bağladı. Misafir gittiniz bir yere. Size demedi ki birkaç kişi getir. Yanınıza birkaç kişi takabilir misiniz? Hayır. Oradaki yemek ikram edildi. Sana dedi ki yendi. Sen kaldırıp dökebilir misin? Söyle sokaktakiler gelin diye onlara ikram edebilir misin? Yok. Biz Allah'ın misafiriyiz. Şu şerefe bak ya. Allah'ın misafiriyiz. Bir düşünün hele ya. Ben sizin evinize geldim. Misafir de ya ne kadar biraz taşkınlıkla yapsam çok ileri gitmemek şartıyla bir şey demezsiniz. Ya dişini sıkarsınız yani zaten. Adam gidecek ya. Gidecek, evet. Ya şimdi yapmayalım. Tamam ya. Öyle değil mi? Allah da şimdi bize dokunmuyor. Nasıl gidecek diye. Gelecek mi yanıma? Yanıma gelecek. Hasan abi misafir ne kadar ev sahibine kalp işte o kadar da seviliyor. Seviliyor değil mi? Evet. Vay be. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.